yaşlardan beridir aslında bir tutkuydu benim için resim yapmak. Ve yıllardır da devam ediyordum. İlkokul zamanında özellikle başlamıştım. Bir resim öğretmenim vardı o dönemler. Ve onunla beraber yaptığım çalışmalar üstünden sürekli değerlendirmeler yapıyordum. O zamanlar yaptığım bir resimde çok etkilenip, işte orada biz bir yarışmaya katılma sürecimiz olmuştu. Sonra oradan devam etti ve resim tutkusu böyle gerçekten benim için aslında kendimi ifade etme yöntemim olarak ortaya, sanat aynı şekilde. Bu zaten tutku açıkçası aileden gelen bir resim yeteneği olarak devam ediyordu. Ve bunun devamında lise olarak İmam Hatip'te başladım. İmam Hatip'te başladım ama resim tutkusu beni hiçbir zaman bırakmadı. Ben yine buradan devam ettim. Katıldığım kurslar oluyordu. Bunun dışında okulda eğitim aldığımız bir işte hocamız vardı. Onunla beraber yakma resim sanatı üzerinden, ahşap yakma üzerinden denemelerimiz oluyordu. Buradan yine devam ettim. Çevremdeki insanların da aslında beni motive etmesiyle, hani bu alanda evet yapabilirsin düşüncesi her zaman oluştu bende. Ve bu tutku açıkçası İmam Hatip'te başlamama rağmen beni bırakmadı. Yine devam ettim burada. Daha sonrasındaki bu süreçten sonra tercih dönemimiz vardı ama bir tercih yapmak yerine açıkçası sanattan ilerlemeyi istiyordum. Bir aralar farklı bir alan düşüncem vardı. Daha sonraki süreçte resim olarak, resim ve heykel olarak, zaten alanın sanat alanında birçok alanda çalışmalar yapmaya çalışıyordum o yaşlarda, lise zamanında. Sonraki ilerleyen süreçte üniversiteye başlama sürecinde birçok alanda aslında deneme yaptım resim olarak. Ve Düzce'de heykel alanından başladım. Aslında şunu fark ettim heykel alanına başladıktan sonra. Evet resim benim için bir tutkuydu. Ama kendimi ifade etme biçimi olarak, kendimi yansıtma. Hani herkesin bir, işte kimileri şiirle kendini ifade eder, kimileri şarkıyla ifade eder. Ama bende de bu heykelle oldu. Düşüncelerimi, hislerimi, böyle bütün hepsini bir arada getirip onları aktarma ve bana aslında bir nevi bir köprü olarak. Benim için bu tutku heykel anlamında bambaşka bir boyutta. İki boyutluluktan çıkıp artık onu üç boyutlu, dört boyutlu elle şekillendirebildiğim ve birçok alana yayabildiğim, tek bir alanda sınırlı değil biliyorsunuz ki. Ve birçok alanda aslında oradan devam etti benim için. Başka bir süreçti ve sevdiğim, istediğim ve mutlu olduğum bir alandayım. Sonrasında zaten istediğim bir alanda bunun yüksek lisans olarak da devam ettirmek istedim. Ve yaklaşık 8 yıldır bu işin içerisindeyim. Bu süreç içerisinde yaklaşık 8 yıldır katıldığım yaklaşık 16 civarında sergi var. Bunların arasında karma sergiler ve uluslararası online sergilere de katılım sağladım. Süreç içerisinde yaklaşık 50 eser ortaya koydum. Ve sanat alanında yine aynı şekilde heykel alanında bu eserler sergilendi. Bunun dışında resim alanında ilgilendiğim alanlar var. Resim olarak da yıllardır çalışmalar üretiyorum. Ebru olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ahşap yakma sanatı, ahşap oyma, naht üzerine de çalışmalarım var. Şu an İstanbul'da yaşıyorum ve aynı zamanda halihazırda yüksek lisansım devam ediyor. Bu süreç içerisinde buraya gelip gittiğim dönemler oluyor Düzce'ye. Aynı zamanda orada çalıştığım süreç içerisinde Sultanbeyli Belediyesi'nde çalışıyorum. Geçen yıl bir öğretmenlik sürecim olmuştu. Bu yıl belediyeye yerleşip oranın bana sağladığı bir atölyede, ahşap tasarım atölyesi olarak orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok yaş grubundan öğrencilerim var. Küçüklüğü 15'inden yüksek yaşlara kadar, büyük hanımlara kadar beraber işler yürütüyoruz.
Bunun yanı sıra Sultanbeyli Belediyesi'nde Ebru dersleri veriyorum, resim dersleri veriyorum, karikatür dersleri veriyorum. Ve birçok alanda işimizi yürütmeye çalışıyorum açıkçası ve sanatı sevenlerle beraber bu yolda belli bir yol kat etmek istiyorum. Onlarla da o içimdeki aşkı aslında onlara da aşılamak istiyorum. Bu yıl 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması düzenlendi Kültür Turizm Bakanlığı tarafından. Ve ben de bu yarışmaya katılım sağladım. Daha sonraki süreçte bize açıklanan 780 eser katılım sağlamış. Öncelikle bir ön değerlendirme oldu. 13 eser seçildi her kategoriden. Ben de heykel kategorisinden seçildim. Sonrasında bu sürecin 8 jürimiz vardı. İlerleyen süreç içerisinde de 13 kişi arasında sergileme ve başarı ödülü vardı. Ben de 3 başarı ödülü vardı ve ben ödüle layık görülen sanatçılar arasında seçildim. Sınır 2 işim sergilendi burada.